Değerli Bolu hemşehrilerim. AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, ulusal basında çıkan Bolu Belediyesi'nde yolsuzluk iddiaları konu başlıklı haberlere ilişkin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı açıklama yapmaya davet etti. Bu minvalde malumunuz birkaç gündür ulusal basında Bolu Belediyesi'nin yolsuzluklarıyla alakalı bazı haberleri biz de sizler gibi takip etmekteyiz. CHP'li Bolu Belediye Başkanı konuyla ilgili bir açıklama yapmaktan özellikle kaçınmakta, konuşmamakta ısrar etmektedir. Bizleri yakından takip eden vatandaşlarımız bilirler. Belediye Başkanı, CHP'li Bolu Belediye Başkanı ısrarla kendisiyle özellikle şahsının bizimle alakalı söylemlerinden sonra cevap vermemizin hemen ertesi günü sabahın ilk saatleriyle beraber basın açıklaması yapmaya adet edinmiştir. Ancak bütün bu gördüğümüz uygulamaya rağmen her nedense ulusal basında yer alan bu açıklamalara, bu iddialara rağmen belediye başkanı cevap vermemekte, kamuoyunu bilgilendirmemekte ısrar etmektedir. Geçtiğimiz günlerde bazı ulusal basın organlarında Bolu Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığına ilişkin Bolu'ya müfettiş başlıklı haber yer aldı. Haberde Bolu Belediyesi'nde Nisan ayından bu yana mülkiye müfettişinin inceleme yaptığı, 15 günlük incelemesini tamamlayan müfettişin 100'e yakın personelin bilgisine başvurduğu öne sürüldü. İncelemenin özellikle belediyenin kum ve mıcır ocağına yoğunlaştığı, faaliyet yürütülen ocakta elde edilen kum ve mıcırın belediye iştiraki Bolu'yu seviyorum AŞ üzerinden oluşturulan bayilerce piyasaya satıldığı iddiaları yer aldı. AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Bolu Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları ile ilgili haberler konusunda Başkan Tanju Özcan'a çağrıda bulunarak yapılan haber ve iddialara karşın Başkan Özcan'ın sessiz kalmasını eleştirdi. Ayı heykeli dikmek gibi komik konularda dahi anında cevap vermeyi tercih eden Tanju Özcan'ın, Bolu Belediye, CHP'li Bolu Belediye Başkanı'nın, Bolu'lu hemşehrilerimizin ve Bolu'nun haklarının korunup korunmadığını şeffaf bir şekilde öğrenmeleri için, Bolu halkının bunu hak ettiğini düşündüğümüz için ben de bir Bolu vatandaş olarak açıklama, acilen bir açıklama yapmasını bekliyorum. Sizleri saygıyla, hürmetle seviyorum.